Yine hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 2024 güncellemesi ile beraber oyun tarzlarının önemi normalden çok daha fazla arttı. Yani bu kesin hatta güncellemenin çok büyük bir kısmı oyun tarzları üzerine yapılmış diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar peki bu oyun tarzlarını ne kadar iyi tanıyoruz? Bununla alakalı olarak bildiğiniz gibi birlik kupası oyun tarzı kaosu diye yeni bir etkinlik var. Bu etkinlik eee federasyonlar üzerinden yapılıyor. Şimdi arkadaşlar bu etkinliği şu amaçla biz kullanabiliriz güzel bir şekilde. Bildiğiniz, biz de federasyon üyelerimizle beraber etkinliklerde ilerliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu etkinlikler üzerinden oyun tarzları hangi oyun tarzının ne özelliği var hepsini topluca bu etkinlik üzerindeki oyuncuların üzerine bakarak görebiliriz. Şimdi tabi ben öncesinde baktım ee, ve arkadaşlar şöyle diyelim. İsterseniz önce kaleciden başlayalım. Arkadaşlar kalecinin iki tane oyun tarzı var. Bir tanesi e, libero kaleci, diğeri de ceza sahasının hakimi. Şimdi bakalım bununla hangisi varmış. Hemen bakalım. Hemen. Bu libero kaleci. Libero kaleci arkadaşlar... Ee, resmen saha dışında 11. oyuncu gibi düşünün. Bakın yıldan aynen şu. Kendi alanı libero kaleci kendi alanının dışında rahatlıkla oynar. Rakibin uzun toplarını kesmek için hızla fırlayabilir. Gerektiğinde kendi alanının dışında uygun bir 11. 3'dür. Yani oyuna daha fazla katkı sağlayan bir kaleci motifi var. Özellikle hücum oynayan arkadaşlar için bu gerçekten düşünülebilir. Yani bu kaleci tercih edilebilir. Peki diğeri neydi arkadaşlar? Diğeri de ceza sahasının hakimi. O da galiba 5. aşamada vardı. Hemen bakıyorum. Tıkladım. Evet. Burada da ne diyor? Ceza sahasının hakimi ceza sahasında kendi kurallarını koyar. Hem fiziksel hem de mental olarak en deneyimli ST'leri bile gözünü korkutur. Gol çizgisinde devleşir. Gerçekten arkadaşlar ben ceza sahasının hakimini kullanıyorum. Ben de kalecideki, bendeki kalecide bu özellik var. Bu oyun stili var ve arkadaşlar gerçekten çok güzel. Hani elbette e, özel yetenekte işte birebir durdurucu, teke tek durdurucu bende de var. E, artı premium özel yetenekten diğeri de var. Ve da duran top durdurucu özelliği. Ve arkadaşlar ceza sahasında gerçekten mükemmel bir kaleci motifi oluşturmuş oluyorsunuz. Yani savunma anlamında mükemmel oluyor. Peki kaleciyi geçtik bu iki özellikle. De. Defansta ne var arkadaşlar? Arkadaşlar defansta şimdi bekler yani DL ve DR ayrı özelliği var. DC'lerin ayrı özelliği var. DL ve DR arkadaşlar iki tane back özelliği var. Hemen ya şuradan bakalım. Burada hangisi? Şimdi back ve kanat back olmak üzere iki özellik var. Bakalım burada hangisi var? Burada kanat back. Şimdi arkadaşlar kanat back dediğimiz zaman hücum oynayacaksanız kanat back lazım. Neden? Kanat bekler hücum yönü olan savunma oyuncularıdır. İşte bu yüzden. Kanatları boyunca gidip gelir, kanat orta sağlı, sahalara in, bindirme yapar, orta açar veya rakip savunmanın dikkatini dağıtırlar. Yani daha çok ileri çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar kanat bek kullanıyorsunuz. Nerede? DL ve DR'de. Peki diğer tarafa çıkmasını istemiyorsanız o zaman kanat bek değil sadece bek olan oyun tarzı var. Hemen bakayım burada var mı? Evet burada var. Bekler temel olarak savunmaya odaklanır. Yani çok ileri çıkmıyor. Ara ara kendi kanatlarından hızlı ataklara destekli olacak olsalar bile onların işi kanatlardan gelen tehlikeleri durdurmaktır. Yani arkadaşlar savunma ağırlıklı oynuyorsanız bek, hücuma çıksın istiyorsanız kanat bek'i tercih ediyoruz. Yine aynı şekilde DL ve DR'de bunlar var. Peki DC'lerin özelliği var. Arkadaşlar DC'ler Stoper, e, pasör stoper, bir de çakılı stoper olmak üzere 3 tane stoperimiz var. Hemen bakalım şuradaki DC hangisi? Bu stoper, normal. Stoper çok teknik değildir. Ama forvetlerin gol çabalarını etkisiz hale getirmede kesin hamleler yapar. Markaj ve top çalmada ustadır. Ceza sahasının hayat sigortasıdır. Gerçekten arkadaşlar stoper dediğimiz zaman evet, Normal standart bir DC pozisyonda kullanıyoruz bunu. Hayat sigortası demesi de gerçekten çok doğru. Çünkü pek çok zaman bunu gördük. Yani e, karşı tarafın ST'si ile beraber geriye defansa doğru koşuyor. Ama ayağından resmen çat diye alıp bırakıyor topu. Çok güzel. Bu DC'nin özelliği bu. Bakalım buna baktık. Stoper. Zaten simgesi çok hafif değişik oluyor. Pasör stopers arkadaşlar. Burada da arkadaşlar, eee pasör stoperde biraz daha hücuma yönelik olarak düşünürseniz eğer pasör stoperi daha çok tercih edersiniz. Çünkü pasör stoperler defansif kabiliyetleri e, tekniğin dengeli bir biçim, e, birleşimidir. Hücumun ha hücumu durdurur ve topu temiz bir şekilde orta sahaya aktarır veya tehdidi azaltmak için topu saklar. Yani arkadaşlar, karşı tarafın hücumcularını durdurmak için kullanıyoruz. Normal stoper mevkiinde. Ama ayrıca temiz bir şekilde orta sahaya topu servis ediyor. Bakın normal stoperde orta sahaya servis eder falan filan diye böyle detaylı bir bilgi yoktu. Ama bir de çakılı stoper var ki o tamamıyla defansa gömülü olacak. Böyle yani. Çakılı stoperin tek bir işi vardır. En küçük tehlike işaretinde topu uzaklaştırmak hızlı ve kararlı biçimde hareket eder. Gösterişi hareketler veya hatalardan uzak durur. Yani arkadaşlar savunma oynuyorum. Hiçbir şekilde e, ileride çıkmasın. Bakın hiç ortada bir pas verir. Orta sahaya topu aktarır diye bir şey yok. Resmen de, defansa yapışıyorsanız çakılı stoper tercihiniz. Evet. DC'leri böyle bitirdik. Şimdi arkadaşlar MC'ler yani orta saha ve MLMR bunlara bakalım. Burada var mıydı? Hemen şöyle görmedim. Evet, orta sağ burada yok. Altıya bakalım. Şimdi orta sağda arkadaşlar MC'lerden bakıyorum şimdi. Şimdi iki yönlü orta sağ var. Regista var, Mezzala var. Ee, bir tane daha vardı. Bakacağım şimdi. İki yönlü orta ha savaşçı orta sağ. Diğeri de bu. Yani orta sahada arkadaşlar bu MC pozisyonunda özellikle çok etkili oyun özellikleri var. İki yönlü orta sağ. Sağının büyük bir kısmında e, varlık gösteren iki yönlü MC gereken her yere taşıma kartı savcılarına destekler hem hücuma hem de savunmada yer alabilir. Yani orta kararlı bir şekilde oynuyorsanız arkadaşlar iki yönlü orta sağ gidiyor geliyor. Tamam güzel. Ama bakın çok fazla hani şunu yaparım bunu yaparım değil. Mezzala dediğimizde olay değişiyor. Mezzala orta sahaya dinamizm katarak e, pas yetenekleri ve alan yaratma kabiliyetli takım arkadaşlarını besler. Çok hareketli olan takım arkadaşlarına ondan en iyi şekilde faydalanır. Yani arkadaşlar orta sahaya daha bir dinamizm getiriyor. Yani iki yönlü orta sahada aslında özelliği DMC ile AMC arasında git gel yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama buradaki mezzaların özelliği orta sahaya alan açıyor. E, topu daha iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyor fark ediyorsunuz. Evet orta saha burada bu var. 5'te yoktu. Hemen 4'e bakıyorum. Ön libero. Şimdi arkadaşlar bu DMC özelliği. Önce me yani bu hazır gelmişken ön libero'yu da anlatalım. DMC'de arkadaşlar çok farklı özellikler yok ön libero. DMC'de bu var arkadaşlar. Bir tane daha var onu anlatacağım. Ön libero e savunma hattının önünde yer alır. Bulunduğu alanda rakibe rakibin hamlelerini öngörür ve topu daha ileri pozisyonlardaki oyunculara dağıtır. Yani arkadaşlar bir düşünün bir libero kaleciniz var. Bir de arkadaşlar ön libero'nuz var. Yani sizin defansınız her ikisi de hem DMC ile hem de kaleci ile ileri çıktığını düşünün. Bir de ortada pasör stoper oldu mu tamam değmeyin keyfinize. Şimdi ön libero'da arkadaşlar gördüğünüz gibi topu ileriye daha iyi aktarabilmek için çalışan DMC'nin özelliği. Hemen diğerine bakalım. Evet. Buna geçtik. 2C, 2DMC'ye de bunu vermiş. İki yönlü orta sağ. Demin bahsettik bundan. Başka yok. Pardon. Üçe bakalım. DMC'den bahsettik. Bakalım. Evet. DMC ve MC. Şimdi arkadaşlar. Regista MC ile beraber DMC'de de var. Regista bir yönetici. Az sayıda ama kusursuz ve etkili hareketlerin e kendi yarı sahasında topu derinlemesine kullanır ve takımının hücumunu kurar. Yani ön libero yapmıyorsanız regista yapmanız daha mantıklı olabiliyor. Hem de regista'daki oyuncu hem DMC'de hem MC'de kullanabiliyorsunuz. Bence gayet güzel bir özellik. Sadece DMC'de kalsın diyorsanız dediğiniz gibi ön libero ama DMC MC her ikisinde de kullanılan bir regista gayet güzel. Hemen Evet regista bahsetti bahsettik bakalım. Bunlar da registaları güzel bir şekilde kullanmışlar. Şurada başka bir şey var mı? Yok tamam. 3 gelelim 2'ye. Evet bu sahte kanatlar. Arkadaşlar ML ve MR'nin orta sahasının sahip olduğu ye yani özellik ye yani oyun tarzı Sahte kanat. Sahte kanatlar ne yapıyor arkadaşlar? Kanatlarda görevlendirilen sahte kanatlar sah sahanın orta ölçülerine, orta bölgelerine yöneldi orta sahanın sayısal avantajını artırarak rakip savunmayı bozar ve savunmaya üstün gelmesini sağlar. Yani arkadaşlar aslında kanatlarda yer alıyor ama kanattan çok orta bindirmeleri yapıyor. İçe bindirme yapıyor. O yüzden sahte kanat. Kanattan daha çok içeriye giriyor. Bunlar arkadaşlar bu noktada hem defans hem ofans gibi düşünebilirsiniz. Ama e, mesela aynı şekilde ML ve MR'de kullanılan bir de mesela iç forvet özelliği de var. Onu da anlatacağım birazdan. Şu 1'e de bakayım. Başka Evet burada hiç yok. Evet. E, orta sahayı bu şekilde bitirdik. Regista e, şeyi. Savaşçı orta sahayı burada göremedim. De. Bunu koymamışlar diyelim. Artık e, bu noktada buradan itibariyle yapacağımız çok fazla bir şey yok. Şimdi arkadaşlar forvet kısmına geçelim. Hemen. Şimdi sahte dokuzlar. Sahte dokuz arkadaşlar hem AMC'nin hem de ST'nin ortak özelliği. Sahte dokuzlarda genelde top sürme konusunda yetenekli e, sahte dokuzlar ve evet, topu alır Derin topları alır ceza sahasının etrafında tehlike yaratarak DC'leri pozisyonlarından çıkmaya zorlarlar. Yani rakip DC'sini pozisyonunu bozduğu zaman ne oluyor arkadaşlar? Arkasından gelen oyuncuya veya yanındaki oyuncuya otomatikman pozisyon sağlıyor. Yani sahte 9 arkadaşlar gol atmaz attırır. Böyle bilinir. Ve hele birden fazlaysa e biri çıkarsa diğerini attırıyor öyle düşünebilirsiniz. Sahte 9'ların özelliği bu. Güzel bir özellik. Hemen devam edelim forvetlere. Evet kanat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanat forvet. Mesela sahte kanatla MLMR'yi yapabiliyorduk. Orta sağ özelliği. Ama dilerseniz kanat forvet yaparak hem ML hem AML hem MRE hem AMRE de kullanabiliyoruz. Kanat forvet kanatlardan gelen tehlike demektir. Kanat forvetlerin forvetin atakları orta yapma, hız ve top sürme yetenekleri nedeniyle DL'ler ve DR'ler için adeta bir kabustur. Çok güzel özellik. Kanat forvet gerçekten güzel. Ama ne yapıyor arkadaşlar? Kanatlardan ilerliyor. Sahte kanat ne yapıyordu? Kanadı gösteriyordu ama ortadan ilerliyordu. Şimdi kanat forvetin haricinde bir de arkadaşlar İç forvet var ama o burada değil hemen fırsatçıya fırsatçıya geçelim tamam sadece ST'de var gördüğünüz gibi fırsatçı forvetin tek odaklandığı şey gol atmak her zaman rakibin savunma hattının uçlarında bekler ve ceza sahası içinde bulunduğu topla tehlikeli olabilir evet burada çok eskilere bir gönderme yapacağım arkadaşlar ee, Tanju Çolak vardı. Galatasaray'da milli takımda bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan tam arkadaşlar fırsatçıydı. İşte böyle bir şey. Sonunda şey işte Jardel falan böyle düşünebilirsiniz. Hani top böyle sürmekmiş, kanatlara açmakmış falan yok öyle şeyler. Ceza sahasında buluşacak ve gol olacak bu kadar. Evet, şöyle bakalım. And change arkadaşlar. AMC için biçilmiş kaftan. Yani sahte 9'u AMC'de falan elbette kullanabilirsiniz. Gelmiştir. Öyle yani tabii geleni geri göndermezsiniz ayrı bir şey. Ama arkadaşlar en change benim gördüğüm bu oyundaki en güzel özelliklerden biri. En change arkadaşlar topu hızla ileri taşıyarak orta saha hücumu birbirine bağlayan top sürmede yetenekli, hızlı düşünen oyuncudur. Teknik becerileri ve asit yetenekleri çok yüksektir. Arkadaşlar en change atar da attırır da. Yani çok güzel bir özellik. Gerçekten benim daha önceki yani normalde benim gerçek asıl takımda şu an Mecanen Junior'dan bakıyorsunuz. Asıl takımımda arkadaşlar iki tane en change'im vardı ve mükemmeldi. Yani öyle söyleyeyim. Hele şimdi daha da mükemmel olmuştur bu yeni oyun tarzıyla beraber. Burada bir şey koymamışlar. 5'e gelelim. Evet, iç forveti göstermek istiyorum. Geldik. Bu da arkadaşlar AML, AMR. Bakın, kanat forvetler ML AML'ydi, MR idi. Ama iç forvet sadece AML AMR. Peki bunlar ne yapıyor? İç forvet açık alanlara dalarak ST'ler için gol fırsatı yaratır ya da doğrudan kaleciyle karşı karşıya gelerek golü kendisi atar. Arkadaşlar AML AMR kullanıyorsanız iç forvet özelliği varsa dediğim gibi kanadı da kullanıyor. Ama arkadaşlar birebirde de çok etkililer. Gerçekten içeriye e, bodoslama dalıp AMC'nin bulunduğu mevkiden dalıp e, çok güzel bir şekilde gol atıyorlar. İç forvetlerim de benim çok vardı. Ve çok güzel özellikleriyle beraber e, etkinliğini sürdürdüler. Ve arkadaşlar hedef adam. Şimdi fırsatçı çok güzel. İleride bekliyor. Golünü atıyor. Tamam. Ama arkadaşlar hedef adam ne yapıyor? Hedef adam hücum hattının havadan gelen paslar için adeta bir mıknatıs gibidir. Yani ne anlıyoruz? Kafa gollerinde, havadan gelen toplarda mükemmel. Son vuruşu yapar ya da DC'lere karşı topu tutarak takım arkadaşlarının hücuma katılmasını bekler. Bakın fırsatçı da bu yok. Yani fırsatçı alıp kendi atacak. Ama e, topu dönüp tutayım, arkadaşlara pas vereyim. Ne bileyim yani şu anki bir Harland özelliği arkadaşlar. Hedef adam. İşte bu. Ama bir fırsatçı değil. Ee, yani hatta mümkünse bir fırsatçı olsun, biri hedef adam olsun. Arkalarında AMC pozisyonunda da bir enchange olsun. Tamam işte. Neyse. Tabi bunlar arkadaşlar elbette sizin takım kurgunuza, takımdaki oyun özelliklerine bağlı olarak değişir. Ama hedef adam e, mükemmel bir oyun sistemi. Ve arkadaşlar oyun tarzı. Oyun sistemi demişim ve bununla beraber bitirdik diye hatırlıyorum. Bakalım. 6'ya da bakalım ki başka bir şey olmaması lazım. Evet, zaten şu simgelerden görüyoruz. Evet, fırsatçı ve hedef adam ikisini de kullanmış. Evet arkadaşlar. Oyun tarzlarını böyle bitirdik. Özellikle oyun tarzı etkinliği ile alakalı olarak burada da bütün oyun tarzlarının en güzel oyun tarzlarının bu şekilde bizlere sunulmuş olan bu sistemde de hepsini tek tek görebiliyoruz. Ben böyle üzerlerinden geçmiş oldum. Siz de e, kendi kullanmak istediğiniz oyun tarzı için dedim gibi federasyondaki bu etkinliğe girip bakabilirsiniz. Kendi oyuncularınızın özelliklerine göre artılarını eksilerini inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanende kalın. Bu videoları beğeniyorsanız arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, maddi manevi destek olmak için katıl butonuna tıklamayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Meccanende kalın.